Merhaba dostlarım, ben Neo. İnsanlıktan Utanmama Çalınış Bölüm 26 ile hepinize iyi seyirler. Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu 86 yaşında hayatını kaybetti. Mısıroğlu uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir başsağlığı mesajı yayımladı. Üstadımız bir saat önce çoklu organ yetmezliğinden Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Bildiğiniz üzere sürekli olarak eleştirdiğimiz Kadir Mısıroğlu geçen günlerde ölmüş. Tabii ki kalkıp işte ay çok üzüldüm, mükemmel bir insandı falan filan diyemeyeceğim. Genelde bizim milletimizde öyle bir seçicilik var biliyorsunuz zaten. Ölmeden önce ağzına geleni söylerler. Öldükten sonra sanki böyle ölmeden önce çok seviyorlarmış gibi davranırlar. Ben öyle bir insan değilim. Atatürk'e söyledikleri olsun, işte ne bileyim Yunanistan keşke ülkeyi alsaydı demesi olsun vesaire vesaire. Yani benim Kadir Mısıroğlu'nu kişisel olarak sevmemem için gerçekten binlerce sebebim var. Fakat şöyle bir durum var dostlarım. Biz öyle bir milletiz ki yani birini sevmesek bile onun ölmesine kalkıp da böyle sevinip işte iyi ki gebermiş diyecek insanlar değiliz. Dememeliyiz zaten. Tepki falan vermeyin ya, kin kusmayın. Bazı durumlar vardır, eğer o durumlarda böyle tepki verirseniz onlardan bir farkınız kalmaz. Yok efendim işte ölmüş, işte ateşi bol olsun, gebersin işte hiç üzülmedim falan. Gerek yok, gerçekten bunları demeye gerek yok. Bunlar size bir şey kazandırmayıp aksine kaybettirecek. Kadir Mısıroğlu veya onun gibi düşünen insanlardan bir farkınız kalmayacak. Bak siz farkınız var zannediyorsunuz fakat gerçekten bir farkınız yok. Eğer böyle şeyler yapıyorsanız. Sadece Kadir Mısıroğlu ile alakalı bir sorun değil ki bu, yani sokakta binlerce Kadir Mısıroğlu gibi düşünen insan var. Binlerce insan Atatürk ağzına geleni söyleyip işte iyi ki ölmüş, işte Yunan şeydi, işte İngiliz şeydi falan filan demiyor mu? Siz şimdi bunun aynısını başka bir insana yaptığınızda o insandan ne farkınız kalıyor? Hayır, neden karşı tarafa bu kadar koz veriyorsunuz? Kadir Mısıroğlu öldü diye kalkıp onun gibi düşünen insanlar fikirlerinden falan mı cayacak? Atatürk'e daha mı çok saygılı olacaklar? Lan sokakta zaten binlerce böyle insan var. Siz böyle yaparak bu insanları alevlendirmek ve size karşı ön yargılarını daha fazla büyütmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Büyük ihtimalle bunu yazan insanların yaşı çok küçük. Ben açıkçası ona bağlıyorum. Çok küçükler veya fazla atarlılar. Dostlarım, her şey tam olarak siyah veya beyaz gerçekten değildir. Bakın ben de eskiden böyle düşünüyordum fakat böyle değil. İnsanlar bu hatayı gerçekten çok yapıyor. Bir şey kötü diyelim mesela, senin kalkıp da zap diye böyle onun kötü olduğunu böyle simsiyah bir şekilde söylemen bazı durumlarda ondan daha kötü olmanı bile sağlayabilir. Hayatta böyle bir siyah bir de beyazın yanında böyle ortada bir renk daha var. O rengi asla kaybetmeyin. Tıpkı bazı durumlarda böyle susmanın daha faydalı olabileceği gibi. Halbuki bir şey söyleseniz siz haklısınız fakat susacaksınız. Anne babanız bir şey söylediğinde böyle yanlışsa bile üstelememek gibi. Bazı insanları kırmamak için işte düşüncelerinizi söylememeniz gibi, yani çok var böyle örnek. Hayatta aklımızdan geçen her şeyi böyle tak diye söyleyemeyiz. Ben de birçok insan hakkında açık konuşayım. Yani çok küfürlü ve iğrenç şeyler düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Buna engel olamıyorum yani. İnsani bir duygu olduğunu düşünüyorum. Nefret ediyorum hatta birçok insandan fakat bu nefretimi direkt olarak böyle kusmuyorum. İçimde benim nefretim yani. İçimde yaşıyorum nefretimi. Gerek yok yani böyle nefret ettiğim insana bir koz vermeye. Kutuplaşmaya. Böyle şeyler gerçekten inanılmaz şekilde kutuplaştırmayı arttırıyor dostlar. Zaten birlik beraberliğimiz falan yok biliyorsunuz bunları. En azından birbirimizi vurma kıvamına gelmeyelim. Karşılıklı olarak tarihe gerçekten gerek yok. Bunları söylediğiniz için Kadir Mısıroğlu'nu sevenler böyle işte bakın Atatürk severler işte ağızları ne kadar bozuk falan filan diyebilirler ki kendi çaplarında haklılar bu arada. O yüzden dostlarım kim olursa olsun akıllı hamle yapın, böyle mantıklı olarak eleştirin ve koz vermeyin. Benim söyleyeceklerim bu konuda bu kadar. Geç. Bu nasıl aşk, bu nasıl yaz, bu nasıl bir heyecan? Eskiden değil kalbim hadi demiyor ama asla korkma. Ya ben bunu Cornetto reklamı mı yoksa Aleyna Tilki şarkısı mı olduğunu hala anlamadım. Eğer birincisi ise bir kere yalnız, yani Cornetto reklamı bence yalınsız olmaz. Olmamalı. Alıştık ona ya. İkincisi ise eğer bu ne boktan bir şarkı. Aleyna Tilki'nin her şarkısı nedense böyle hepsi birbirinin kopyasıymış gibi geliyor. Normalde Cornetto'yu çok fazla sevmeme rağmen yaz boyunca yememe kararı aldım. Gidip böyle bir top iki top böyle dışarıda satılan daha sağlıklı dondurmalardan yiyeceğim. Ya tabii ki bunlar yüzünden kalkıp da Utanmama Challenge'a koymadım. Asıl niyetimi belli etmek istiyorum. Dostlarım, pop şarkılarını sevmememin en büyük sebeplerinden bir tanesi de işte ya lütfen artık böyle insanların dış görünüşünü kullanarak böyle garip işler çıkartmayın. Elde avuçta gerçekten bir şey yok. Ya bu bildiğin erotik reklam filmi yani, başka bir şey değil. Hani birkaç tane reklam falan göstermiştim ya size, işte böyle kadın böyle hamburgeri ısırıyor, böyle ısırırken göğüslerine falan dokunuyor. Cidden ben arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum ya. Prodüksiyon leş, şarkı leş, yani reklam mı şarkı mı zaten belli değil. Almışlar böyle bütün güzel kızları ve yakışıklı ve saf olan oğlanları. Giydirmişler 3 santimetreyi, böyle sadece dış görünüşten bir şeyler yapılmaya çalışılmış. Bak o kadar belli ki yani, o kadar belli ki. Bu arada benim kimsenin etek giymesiyle falan alakalı bir sorunum yok. Zaten beni tanıyorsunuz ya. Ben Neo işte. İsterse onu bile giymesin. Buradaki sorun böyle bariz bir şekilde o etekleri giymelerinin sebebinin böyle izlenme çekmek için kullanılması. Neden? Çünkü dans yok, yetenek yok, prodüksiyon kötü, işte elde kalan tek şey kendini göstermek. Ben her zaman yapılan işlere sanatsal açıdan bakıyorum. Bikiniyle de klip çekebilirsin, mayoyla da çekebilirsin. Yani neyle istiyorsan onunla çek. Bak umurumda bile değil. Kadının sesi çok güzeldir. Böyle şarkıları çok güzeldir. Böyle çok güzel bir iş çıkarmışlardır. Gerçekten böyle emek verilmiştir.
çekmiştir. Harika bir prodüksiyonu vardır. Sen kalkıp desen ki işte bikiniyle klip çekmişsin işte sırf izleyiciler gelsin diye böyle insanlar tepki verebilirler. Derler ki işte ya o kadar iyi şey var sen ona mı takıldın falan diyebilirler. Veya o kadın bikini veya mayo giymemiş olsaydı da zaten izlenebilirdi. Tabii ki oradan da gelen bir izleyici vardır, o ayrı bir konu da yani sadece o değil yani olay. Ama Aleyna'nın durumu gerçekten çok farklı. Aleyna'da hiçbir şey yok anasını satayım ya, bak bariz bir şekilde o kıyafetlerin izleyiciyi çekmek için yapılması bana iğrenç geliyor. Ya kusura bakmayın ben bu kadar gerizekalı bir insan değilim ve bunun için yapıldığını görebiliyorum. Ondan sonra böyle kadın sanatçıların tek izlenme sebebi dış görünüş diyen insanları gördüğünüzde veya ne bileyim işte kadınlar obje değildir dediklerinde oturup ağlamayın. Oğlum kadını objeleştirmek dediğiniz şey bu zaten lan. Hiçbir şey yok klipte. Bu kadar boktan şarkılar, bu kadar boktan klipler yapacağınıza adam akıllı bir şeyler yapın. Televizyonlara çıkıp işte benim küçükken şu kadar hayranım vardı işte insanlar beni parmakla gösteriyordu falan deyip nefreti kullanarak ünlü olmaya çalışmaktansa iyi bir şeyler yapın, insanlar sizi öyle hatırlasınlar. Bir insanın nasıl hatırlandığı bence aşırı şekilde çok önemli. Aleyna Tilki'nin yaptığı şarkılara bakıyorum, böyle yaptığı hareketlere, tavırlara falan bakıyorum. Cidden bunlar yani şarkılarından hatırlanma ihtimali yok bir sanatsal bir değeri olduğunu düşünmüyorum ya. Ya çok zor, gerçekten çok zor. Bariz bir şekilde ortada, kimse kimseyi kandırmasın, neden yapıldı. Geç. Oysa küskünlüğümden dolayı oy dahi kullanmadığım bir seçimde. Valla seçime bile gitmedim he. Oy bile kullanmadım. Heh. Benim dikkat çektiğim şey de oy. Onun için aldım. Evet. Şimdi sen AK Parti daha Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen birisin. Gönülden evet. Sevdiğini biliyoruz. Evet. Bunu açık açık söylemiştin zaten defalarca. Doğru. Neden küstün? Seni kim niye küstürdün? Ya... O benim kendi içimde yaşadığım şeyler. Lan yemin ediyorum Asena'nın yani mesleğini bırakmasının tek sebebi Nihat Doğan ya. Ben hayatımda bu adam kadar yalaka ve dönek bir insan görmedim. Birçok insan dönme falan demiş ya, doğru bu dönme o ayrı bir konu da. İşin bir de başka bir boyutunu görmemişler. Nihat Doğan neden AK Parti'ye küstü falan filan diyorum mesela. İşte seçimler gitgide değişiyor, işte yeni iktidar gelirse ona yaranmak için falan diyorlar. Ben, bu bir ihtimal olabilir, doğru. Ben eminim zaten bu adamların böyle su gibi vıcık vıcık bir şey olduğunu, böyle bulunduğu bardağın şeklini aldığı alan tipler olduğunu zaten biliyorum. Ama ben buna çok bağlı açıkçası. En azından önümüzdeki bir 5 sene olmayacağı için böyle şeyler yani çok bir şey diyemiyorum. Bu adamın AKP'ye küsmesinin tek sebebi televizyon programından kovulup mahkemeye verildikten sonra kimsenin yardım etmemesi. O meşhur olayı biliyorsunuz zaten, işte evine 2 tane küçük kız çocuğunu alıyor ve daha sonra işte kızların aileleri şikayet ediyor Nihat Doğan'ı. Ne oldu ondan sonra? Programdan kovuldu, mahkemeye verildi, işte bir de Özgecan olayı vardı, onu da biliyorsunuz zaten. O olayda da mesela kimse savunmayınca işte mahkemeye falan verildi. Nihat Doğan istiyor ki böyle benim başım belaya girdiğinde tüm ülke ve tüm hükümet bana seferber olsun. O yüzden zaten işte sen çocuklarını ezdirirsen gibi konuşuyor. Gereken ilgiyi alamayınca böyle hop böyle dönerek hem AK Parti'ye küstüm tatavaları falan yapıyor. Ulan var ya, dünyada en çok korkulması gereken insanlar gerçekten sizsiniz. Ne desek yani aşırı şekilde az kalıyor. Cümleyi tamamlayamıyorsun. Yarın bir gün hükümet değişse yani nasıl döneceğinizi biz biliyoruz zaten, o ayrı bir konu da. Bakalım neler olacak, geç. Bir diğer utanmama konumuz haberlerden olsun dostlarım. Geçen aylarda şöyle bir karar alınmış. Parlamento tarafından da onaylanmıştı işte, böyle şu an tam olarak uygulanıyor mu bilmiyorum. Rusya'da tecavüze uğrayan kadınlar artık böyle tecavüzcüsünü öldürürse ceza falan almayacak. Kesinlikle harika bir karar olduğunu düşünüyorum, fakat ufak tefek sıkıntılar var. Öncelikle yani bence öldüren kadının tecavüze uğradığını kesinlikle kanıtlaması lazım. Yoksa aşırı şekilde kolay suistimal edilebilecek bir olay. Bununla alakalı zaten binlerce haber görmüşsünüzdür. Özellikle Amerika veya Rusya gibi olaylarda zaten sürekli böyle yığınlı olay oluyor. Bir haber okumuştum. 2 tane kadın Amerika'da böyle bankta oturan bir adamın yanına gidiyorlar. Sigara karşılığında işte cinsel ilişkiye girebileceklerini söylüyorlar. Adam sigarayı verip kadınlarla cinsel ilişkiye girdikten sonra kadınlar işte polise gidip bu adam bize taciz etti diyor. Tabii ki daha sonra kanıtlar falan toplanınca kadınların yalan söylediği ortaya falan çıkıyor. İtiraf ediyorlar zaten uzatmamak için. Düşünün şimdi hani o kadınların orada o adamı öldürdüklerini falan düşünün. Veya daha ofansif bir örnek verelim. Bir kadın bir adamı öldürmek istiyor diyelim işte, fakat bahanesi yok tabii ki öldürmek için. Öldürüp bana taciz etti diyebilir ve kollarına böyle kollarına ve yüzüne işte ufak tefek yaralar verebilir. Kadın hem tacize uğradığı için toplum tarafından daha çok sevilecek, çünkü mağdur insanlar genelde daha çok sevilir biliyorsunuz. Hem de sevmediği erkekten kurtulmuş olacak. Olayı bir tık mesela daha ofansifleştirip şunu da söyleyebiliriz. Kadın önce erkeği ayartır işte, önce cinsel ilişkiye girerler işte, sonra öldürür. Spermler falan böyle kanıt olsun diye. Dostlar çok fazla yani böyle örnekler verebilirsiniz. Yani o kadar fazla böyle örnek verebilirsiniz ki aklınıza ne geliyorsa. Yani insanlar şeytan gibi böyle her şeyi yaparlar. Özellikle mesela bizim gibi ülkelerde bu olmuş olsa ben adım gibi eminim yani böyle tecavüzcüsünü öldüren kadınlardan çok bir erkeği öldürmek isteyen kadınlar tarafından kullanılır. Bununla alakalı ne yapılabilir? Mesela işte ne bileyim kanıt oluşturulabilir veya video, fotoğraf, ses kaydı ya da ne bileyim herhangi bir nesnel bir şey. Veya yoğun bir araştırma. Sonuçta teknoloji yani o kadar gelişmiş.
gelişmiştir. Adam kadının kollarını falan sıktıysa bir darp izi falan vardır yani, adama ait olduğunu falan ne bileyim şey yapabilirler, bir ortaya çıkabilir. Onunla da alakalı şöyle bir şey yaparlar. Kadın önce adamı öldürür, daha sonra adamın elini tutarak böyle kendi kollarına yara falan verir. Yani dostlar gerçekten çok şey yaparlar. İnsanlar şeytan gibi, yani demin dediğim gibi akıllarına bin bir türlü şey gelebilir. Siz benim demek istediğimi zaten anladınız. Onun dışında gayet güzel bir karar, fakat yeterli mi bence değil. Ben bir insana verilebilecek en kötü cezanın ölüm olduğunu falan düşünmüyorum. Hapishaneye atacaksın ya, ama böyle normal bir hapishane falan değil. Bir metrelik odada kafayı yesin. Öyle normal koğuşa atıp beslemek falan yok yani, o ayrı bir şey. Ben ona zaten karşıyım. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir? Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ah, yoruldum. Dostlarım, bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu eğer beğendiyseniz, ama bakın beğendiyseniz, beğenmeyi unutmamak için beğenebilirsiniz. İzlemeden beğenin falan demiyorum ki, ona karşıyım zaten. Bazı arkadaşlar unutuyorlar, maksat onları hatırlatmak olsun. Beğendiğinizde video için daha sağlıklı oluyor. YouTube'un değişen saçmalıkları işte ama. Sizleri seviyorum. Bugün yayınım var. Gelmek isterseniz linki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.